Televizyonu ekranlarından, Olay Haber Merkezi'nden iyi günler. Ben Deniz Antecik. Gündemin getirdikleriyle karşınızdayım. Türkiye'den, Bursa'dan ve dünyadan öne çıkan başlıklar, sıcak gelişmeler ve yaşamın içinden renkli haberler gündemin getirdiklerinde olacak. Gündemin getirdikleri günün öne çıkan gelişmeleriyle başlıyor. 24 Haziran seçimlerinin ardından gözler pazartesi günü açıklanacak yeni yönetim sisteminin ilk kabinesine çevrildi. Yeni kabineye ilişkin ilk detaylarda AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Kabineyi AK Partili olmayan bakanlarla oluşturacaklarını söyleyen Erdoğan, bu hükümetin başında da AK Parti Genel Başkanı olacak dedi. Erdoğan'ın ana muhalefet CHP'ye yönelik açıklamaları da dikkat çekti. Erdoğan, CHP'yi terör örgütünün uzantısı olarak nitelediği HDP'yi meclise taşımakla suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu suçlamasına CHP'den yanıt gecikmedi. Muharrem İnce Erdoğan'a çağrıda bulunarak CHP ve terör örgütleri arasında bağlantı kuruyorsun, elinde bilgi belge varsa çık açıkla dedi ve parti sözcüsü Bülent Tezcan da Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Yeni sisteme geçiş takvimi yarın işlemeye başlayacak. AK Parti grubu meclis başkan adayı belirlemek için cumartesi günü toplanıyor. Saat 14'te de 27. dönem parlamentosu da ilk kez toplanacak ve milletvekilleri yemin edecek. 9 Temmuz pazartesi günü saat 16'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından saat 18'de yeni sisteme geçiş töreni yapılacak. Beştepe'deki törene 17 devlet başkanı katılacak. Bakanlık sayısının 16'ya indirildiği başkanlık sisteminin yeni kabinesi ise saat 21'de Beştepe'de kamuoyuna açıklanacak. 17 Mayıs 2006'da düzenlenen Danıştay 2. Daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davada savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Sanıklardan Alparslan Arslan'ın ağırlaştırılmış müebbet 4 kişiyi öldürmeye teşebbüsten de toplam 80 yıla kadar hapsi istendi. Terörle mücadele aralıksız sürerken eylem hazırlığındaki teröristlere bir darbe daha vuruldu. Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesi Gabar Dağı'nda 3 ölü 5, Paraşin bölgesinde eylem hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi. Devam ediyoruz. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik bu sabah iki ayrı operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 47 il ve İzmir'de muvazzaflarında aralarında olduğu 346 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler şüpheliler arasında bir emekli Tuğgeneral'de bulunuyor. Gaziantep'te cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. 5 yaşındaki Down sendromlu kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Suriye uyruklu şüpheliyi linçten polis kurtardı. Yüzlerce kişi şüphelinin oturduğu eve de saldırırken kalabalık biber gazıyla dağıtıldı. Evet, gündemin getirdikleri Bursa haberleriyle devam ediyor. İmar barışı düzenlemesine başvurular sürüyor. Bursa'da 600 bin kaçak yapı olduğu tahmin edilirken şimdiye kadar 90 bin başvuru gerçekleşti. Bursa'da yaklaşık 1 milyon 100 bin yapı bulunuyor. Kayıtlara göre bu yapılardan 600 bini kaçak durumda. Şu ana kadar başvuru sayısı 90 bine ulaşırken son tarih olan 31 Ekim'e kadar bu sayının 400 bine ulaşması bekleniyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar sistemle ilgili bilgi kirliliği yaşarken durumu fırsat bilen dolandırıcılarsa danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Vatandaşların yaşadığı kafa karışıklıkları ve belirsizlikler bilgilendirme toplantısında
toplantılarıyla giderilmeye çalışılıyor. Yetkililer yapı kayıt belgesinin ruhsatla eşdeğer olmadığına ısrarla dikkat çekiyor. Evet, Bursa'da gıda alanında faaliyet gösteren bir firmanın sahibi aracında silahlı saldırıya uğradı. Başından vurularak ağır yaralanan 38 yaşındaki iş adamı hastaneye kaldırılırken polis zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Olay Nilüfer ilçesi Çamlıca Kavşağı'nda meydana geldi. Gıda alanında faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan Fatih Karaman, kırmızı ışıkta beklerken eşiyle telefonda konuştuğu sırada başka bir araçtan açılan ateş sonucu başından vuruldu. Ağır yaralanan 38 yaşındaki iş adamı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Karaman'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken polis araçta 2 adet mermi çekirdeği buldu. Otomobille kayıplara karışan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Tehdit telefonları aldığı iddia edilen Karaman'ın eşinin polise akrabaları ile aralarında husumet bulunduğu ve hakkında koruma kararı alındığı yönünde ifade verdiği belirtiliyor. Evet, Bursa'da eşiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen kadına seyir halinde bir kamyonet çarptı. Yaralı kadın İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bursa'da karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına kamyonet çarptı. Kaza İznik Orhan Gazi yolunda meydana geldi. Eşiyle birlikte karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına o sırada seyir halinde olan bir kamyonet çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kamyonet sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Evet, bu bir tepki fotoğrafı. Leylül ve Eylül'ün katledilmesine tepkiler sürüyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocuğuma dokunma diyen yüzlerce kadın sokağa çıktı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüzlerce kadın bir çocuğun çıkaramadığı ses olmak zorundasınız ve çare hadım değil idam istiyoruz pankartlarının arkasında yürüdü. Çocuklara dönük şiddet, taciz ve istismar suçlarına karşı sosyal medyada örgütlenen yüzlerce kadın sokağa çıktı. Kadınlar alkış, ıslık ve sloganlarla Leyla ve Eylül'ün katledilmesini protesto etti. Hep bir ağızdan atılan çocuğa kalkan eller kırılsın sloganı sokakları inletti. Çevredeki vatandaşların da alkışlarla destek verdiği eyleme anneleriyle birlikte onlarca çocuk da katıldı. Mudanya Belediyesi yaz okullarının ilk dönemi sona erdi. 7-12 yaş arası 270 çocuk sertifika heyecanı yaşadı. Amaç çocukların yaz tatillerini spor, hobi, el becerisi gibi kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerde geçirmesini sağlamak. Sayın birim müdürlerim, Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen yaz okullarının ilk döneminde çeşitli branşlarda eğitim alan 7-12 yaş arası 270 öğrenci sertifikalarına kavuştu. Yaz okulları kapsamında ilk dönem futbol, basketbol, drama, İngilizce, heykel, resim, modern dans ve müzik branşlarında eğitimler verildi. Öğrenciler Yeni Mahalle basketbol sahasında düzenlenen törende sertifikalarını Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sevgi Ursavaş da İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Talip Nadir'in elinden aldı. Yaz okullarının ikinci dönem kayıtları 30 Temmuz, 17 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Evet, Senat İdrisi Amir Arslani, bu iki isim çok ilginç bir olaya imza attı. İki çocukluk arkadaşı planladıkları haç yolculuğu için sıra dışı bir yol seçti. Mekke yolculuğu için bisikletlerle Makedonya'dan yola çıkan ikili Bursa'da mola verdi. Senat İdrisi ve Amir Arslani, iki çocukluk arkadaşı. İkili birlikte hacca gitmeye karar verdi.
İlginç olansa yola bisikletlerle çıkmış olmaları. Makedonya'dan yola çıkan iki arkadaş Bursa'da mola verdi. Zdravo, ja sum Senat Idrizi od Tetovo. 23 Haziran'da Makedonya'dan çıktık, Arnavutluğa gittik. Arnavutluk'tan Yunanistan, Yunanistan'dan da Türkiye'ye geldik. Şimdi de Türkiye'den Suriye'ye devam ederek Mısır'a gideceğiz. Albanya, Grčka i momentalno... Ailelerini ikna ederek yola çıktıklarını ve gittikleri her ülkede olumlu karşılandıklarını belirten ikili, Yunanistan'ın ardından geldikleri Türkiye'yi ise 1,5 ay içinde geçmeyi planlıyor. Şimdi Türkiye'ye geldik. 40-50 gün içinde Türkiye'yi geçmeyi planlıyoruz. Sonrasındaysa yolculuğumuz Mısır'a devam edecek. Mısır'dansa gemiyle Kızıldeniz'den karşıya Mekke'ye geçmeyi planlıyoruz. 2 yıl süren hazırlıkların ardından yola çıktıklarını belirten iki arkadaşın bisikletlerle Mekke'ye ulaşıp ulaşamayacakları merak konusu. Sayın seyirciler, Bursa gündeminden aktaracaklarımız bunlardı. Sırada dünya haberleri var. Sırada dünyada bugün yaşanan gelişmeler var. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında ticaret savaşı resmen başladı. Amerikan yönetimi Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 818 ürüne %25 ek gümrük vergisi uygulaması bugünden itibaren hayata geçirdi. Çin'den de misilleme gecikmedi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin menşeli teknoloji ürünlerine uygulama kararı aldığı 50 milyar dolarlık gümrük vergilerinin ilk bölümü gece yarısından itibaren resmen hayata geçti. Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan %25'lik ek gümrük vergisi, nükleer reaktörler, gaz türbinleri, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, fırınlar ve ticari bulaşık makineleri gibi 34 milyar dolar değerindeki 818 ürünü kapsıyor. Beyaz Saray 16 milyar dolar değerindeki 300'e yakın ürünü içeren ikinci bölümün ise bu ayın 3. haftasında yürürlüğe girmesinin planlandığını açıkladı. Pekin yönetimi de eşdeğer misilleme tarifelerini bugün uygulamaya başladı. Beyaz Saray yönetiminde kan kaybı sürüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, son günlerde ismi yolsuzlukla anılan Çevre Koruma Ajansı Başkanı Scott Pruitt'in istifasını kabul ettiğini açıkladı. Pruitt'in görevi süresince olağanüstü bir başarı gösterdiğini savunan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Çevre Koruma Ajansı Başkanı Scott Pruitt'in istifasını kabul ettim ifadesini kullandı. Trump, Pruitt'in yerine Çevre Koruma Ajansı Başkan Yardımcısı Andrew Weller'ın geçici olarak görevlendirildiğini duyurdu. Amerikan basını son 3 ay içerisinde Çevre Koruma Ajansı'nda yolsuzluk olduğu yönünde haberler yapmış ve Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox TV, Pruitt'in görevden alınması gerektiğini savunmuştu. Evet, İngiltere'de eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızına yönelik kimyasal saldırıda kullanılan Novichok sinir gazı ile 4 ay sonra bir çiftin zehirlenmesi Londra ile Moskova arasında yeni bir krize neden oldu. İngiltere'nin soruşturmada Rusya'dan yardım istemesi ise Moskova'nın tepkisine neden oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İngiliz yetkililerin Rus tarafından yardım beklediklerine ilişkin açıklamalarını görünce şoke olduk dedi. İngiltere'yi kirli politik bir oyun oynamakla suçlayan Zaharova, Skripal vakasında defalarca soruşturmaya dahil edilmeyi talep etmelerine rağmen İngiliz hükümetinin bunu reddetmesine dikkat çekti. İngiltere'nin güvenlikten sorumlu bakanı Ben Wallace, Charlie Rowley ve Dan Sutres, İngiliz çiftin zehirlenmesine ilişkin bazı bilgilere ulaşabilmek için Rusya'dan yardım istediklerini söylemişti. Evet, uzun zamandır konuşulan bir konuydu. Fotoğrafta da görüyorsunuz. Tayland'da mağarada yükselen sular nedeniyle mahsur kalan 12'si çocuk 13 kişiyi kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bölgeden acı bir haber geldi. Oksijen tüpü yerleştirmek için mağaraya giren eski bir donanma dalgıcı hayatını kaybetti.
Dalgıcın çocukların kurtarılması için hazırlanan yola oksijen tüpleri yerleştirmekle görevli olduğu ve ölüm nedeninin oksijen eksikliği olduğu belirtildi. Mağarada mahsur kalan 13 kişinin aynı anda çıkarılamayabileceği kaydedilirken bölgede yeni bir yağışlı hava dalgası bekleniyor. Yağışla birlikte mağaradaki su seviyesinin daha da yükselmesinden ve çıkış yolunun bazı bölümlerinin çok daha tehlikeli hale gelmesinden endişe ediliyor. Çocukların birçoğunun yüzme bilmemesi ve çıkış yolunun profesyonel dalgıçlar için bile tehlikeli olarak görülmesi endişe yaratıyor. ...1995 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da metro hattına sarin gazı saldırısı düzenleyen Aum Shinrikyo tarikatının lideri Shoko Asahara 23 yıl sonra idam edildi. Asahara, Japonya tarihindeki en büyük terör olaylarından biri olan saldırıyla 13 kişinin ölümüne ve 1000 kişinin zehirlenmesine neden olmuştu. Shoko Asahara tam 23 yıl sonra 6 müridiyle birlikte idam edildi. Tarikatın 6 üyesi daha ölüm cezalarının infazını bekliyor. 6 kişi ise müebbet hapis cezalarını çekiyor. Saldırıyla ilgili açılan davada 13 kişinin idama mahkum edilmesinin ardından tarikat üyeleri farklı saldırı girişimlerinde bulunmuş ancak başarısız olmuştu. 1980'lerde Hindu ve Budist inançlarının sentezi olarak kurulan, daha sonra Dünya Savaşı çıkacağı inancını geliştiren Aum Shinrikyo, Japonya'da dini bir örgütlenme olarak yasal statü elde etmiş ve dünya çapında destekçi kazanmaya başlamıştı. Kendisinin hem Buda'dan sonraki ilk aydınlanmış kişi hem de Hazreti İsa olarak ilan eden Shoko Asahara'nın en güçlü olduğu dönemde dünya çapında on binlerce takipçisi vardı. Evet, güzel bir haber var sırada. Tüp bebek yöntemi artık hayvanlar üzerinde denenmeye başlandı. Kuzey beyaz gergedanlarından hayatta kalmayı başaran son iki dişiden biri tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Bilim dünyasında büyük sevinçle karşılanan gelişme önümüzdeki aylarda sağlıklı bir yavru gergedanla taçlanabilir. Bilim, üreme sağlığıyla ilgili yeni gelişmelere kucak açmaya devam ederken nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türler için tüp bebek uygulamaları geliyor. Bu türlerden biri de kuzey beyaz gergedanlar. Dünyada sadece iki üyesi bulunan tür, şimdilik Kenya'da korunan bir anne ve kızı. Alman zoologlar daha önce yaşamını yitiren erkek gergedanlardan aldıkları spermleri şimdi dişilerin yumurtalarıyla dölledikten sonra tüp bebek yöntemiyle çoğaltmayı hedefliyor. Donmuş spermler çözündükten sonra hala hayattaki dişilerden alınan olgun yumurta hücreleriyle birleştiriliyor. Oluşan zigotlar vücut sıcaklığındaki özel kabinlerde bekletiliyor. Almanya'daki Yaban Hayatı Koruma Enstitüsü'nde yapılan çalışmalarda sağlıklı embriyoların dişinin rahmine yerleştirilerek denenen bir tüp bebek uygulaması sonuç vermek üzere. Bilim insanları hamile gergedanın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtirken yavrunun doğal yollarla dünyaya gelen diğer yavrulara oranla daha hızlı geliştiği için daha erken doğabileceğini düşünüyor. Evet, Türkiye'den, Bursa'dan ve dünyadan öne çıkan başlıklar ve sıcak gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık. Yarın akşam aynı saatte gündemin getirdiklerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.